Kemiklerimizin taze kalması için sadece böyle zaman zaman kırıntı bile olsa ihtiyacımız var. Yoksa çok çabuk kaybediyoruz. En ufak bir şey hemen böyle o ümit kırıntılarımızı kaybetmemize sebep oluyor maalesef. Haklısınız. Çok güzel tariflediniz aslında. Gerçekten. Güçlü kalacağız, ayakta duracağız, dimdik konuşacağız. Hani kimin kimin yanında olduğuyla ilgili değil. Tamamen böyle geriye milletçe çekilip bile bir arada olduğumuzu görebilmek kol yani. Kol olmak evet, yani. Aynı şeyi düşünmemiş olabiliriz. Aynı yolda olmamış da olabiliriz ama sadece anlayış, sabır, karşılıklı tahammül bunlar çok önemli şeyler yani. Göz göze konuşabilmek, birbirini anlayabilmek, sizi dinlemek, yönetici ona fayda sunmayı başarabilmesi, o kadar güzel işlerimiz var ki yapabileceğimiz. Orada durmak ve bu süreci atlatmak zorundayız. Çünkü hepimizin çoluğu çocuğu bu yaşanan ya bu ülkenin süreç, bir geleceği var. Aynen yani. Öyle. Önümüzdeki 5-10 yıl gerçekten çok yani. Büyük sorumluluğumuz hani var. Hani çocuklarımızın yanında siyaset konuşulması hiç arzu etmiyoruz. Nasıl? Ama öyle bir hale geldi ki artık gündemden kopamıyoruz. Öyle. Yani onların konuşacak başka şeyler olmalı artık hayatta. Daha bilim güzel konuşsunlar. Evet. Ticaret konuşsunlar, ekonomi konuşsunlar. Ne eğlenceleri kaldı. Öyle. Bizim çünkü her ruh halimiz onlara yansıyor. Öyle. O kadar üzülüyorum ki onlar adına yani. Sadece o psikolojiden çıksınlar istiyorum. O havadan çıksınlar istiyorum. Raziye. Raziye Hanım, o kadar güzel anlattınız ki. Yani yanlış anlamayın. Kız kardeşim neyi vahlanıyorsa, eşim neyi vahlanıyorsa inan aynı cümleler. O kadar güzel izah ettiniz ki. Var olun. İnşallah başaracağız ama. İnşallah. Sağ olun hep beraber. Saygılar. Sağ olun. Başkanım şöyle. Ablacığım sağ olun. Ay canım benim. Sağ ol. Nasılsın? Sağ ol. Seni görüp de kötü olunur mu? Bir yılım kaldı ama online eğitimden dolayı tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Eğitimimiz bitti. Bazı derslere destek olacağım. Yani bazı okulların bazı bölümlerine destek olacağım. Burada çok değerli hocalara onlara ders verdirteceğim. Çok önemli. Sizi de bekleriz, takip et, tamam mı? Teşekkür ederim. Yüzme öyle öyle. İstiyoruz. Ben hani o konuda bazı dallarda duyuracağız. Çok kıymetli hocalara sizlere bazı kültür merkezlerimizde ders verdireceğim. Yakında duyurularımızı duyarsınız, oraya gelin. Ve de Türkiye'nin çok önemli hocaları olacak farklı branşlarda. Umarım size de denk gelenler teşekkür olur. Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun. Sen hangi bölümdesin? Başkanım. Sağlık yönetimi okuyorum. Başarılar. Trakya Üniversitesi'nde. Teşekkürler. Harika. Çok yolun teşekkür açık ederim. Olsun. Teşekkür ederim. Hadi sağ ol. Çay içer misin? Çok sağ ol. Biraz iyi, bir kötü, çok iyi. İyi olacak inşallah. Beraber. Bütün yani herkes siyaseti bir tarafa bıraksak. Çözülür bu iş. Ne kadar sürede çözülür sizce? 10-15 yıl en az. Bu sürede inşallah olmaz. Yani ne yazık ki en az 15 yıl. Yani niye en az diyeceksin? Sürer, değil mi? Çünkü yani şöyle düşünelim. 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde. Tamam hiçbir şey yapamadık. 24 yıldır. Ve şu anda biz o hızla gitsek lazım bize 100 sene. Evet. Ama bir seferberlik başlatırsak ki yarın bunun açıklamalarını yapacağım. Ben sokağa çıkacağım. Yani şu an burada niyeyim biliyor musun? Seni dinlemek için buradayım. Seni dinlemek için yani ve biliyorum ki 100 sorunun 80'i depremle ilgili olacak. Önemli değil. Seni dinlemek zorundayım, çözüm üretmek zorundayım, konuşmak zorundayım. Milleti cesaretlendirmek zorundayım. Yani biraz bu sektörü de bilen bir insanım. O bakımdan hani ayağa kalkmalıyız. Hiç kimse, Allah muhafaza, hiç kimse sakat binada oturamaz kardeşim. Evet. Bunun geçici olarak kirayla desteklemeliyiz. Geçici olarak rezerv konutlar üretip bazı evleri, insanları oraya yerleştirmeliyiz. Ya bizim birebir de tespit ettiğimiz sadece birebir de çok seri bir araştırmada yani bugün olduğu yere yığılacak 300 küsur tane bina tespit ettik. Çok az ilçede yani. Ve şu an onları tahliye ediyoruz. Çok büyük bir işimiz var ama başarırız. İnşallah. Başarırız yani. Amasya'da geldim. Amasya'da. Yürü be, yürü be. Amasya'da. Yürü. Başkanım. Sağ ol. Başkanım bir tane. Ne siz veremezsiniz? Bir müsaade verin. Bir tane. Kurban olunuz. Sağ ol anne. Ben de size canım benim. Tamamdır. Allah yardımcın olsun sen. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Allah yardımcın olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnanamadım ki ben. Ben de koy Allah. Sağ olun. Açık geldi ablayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Yüksek moralini. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok. Aferin. Aferin. Sen ablasın mısın sanki? Evet. Allah'ım.
Benzer. Bu benim kızım. 12 girecek. O zaman sen önden yol yapacak. İnşallah. Hiç endişe etme, çok çalış. Biraz zaman kaybederiz ama aşarız. Çok kötü şeyler yaşanıyor bazen hayatta. Bazen bize denk geliyor. Böyle üzülüyoruz, içimiz yanıyor. Acılarımız var, kayıplarınız var biliyorum. Ama bir yandan da çok güçlü olmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Anladım. Allah'ı halliş babak, Allah'ı halli evladak. Her gün dua edeceğim. İnşallah razı olsun. Vallahi her gün karımını keseceğim sana. Sen güzel duygularımı yolla bana gelir. Ben başka. Sağ ol. Başkanım şuraya da annelerimiz var. Sağ olun. Geçmiş olsun. Allah zor günlerimizin eksik olmasın. Sağ olun anacığım. Geçmiş olsun. Benim acınızı paylaşmaya geldim. Hem geziyorum böyle. Burada büyük bir koordinasyonumuz var. Ben ikinci günü buradaydım, üçüncü günü buradaydım. Sağ olun, eksik olma. Sonra geçen hafta geldik, şimdi buradayız, yarın da buradayım. Burada yaklaşık 2500'e yakın personelimiz çalışıyor İstanbul'da. Elimizden geleni yapacağız, burayı yalnız bırakmayacağız. Hep beraber ayağa kaldıracağız. Güzel, bu cennet memleketi hep beraber ayağa kaldıracağız. Tahmin ediyorum. Nakız kişi. Yapacağımız bir şey var mı burada? Acil bir ihtiyaç. Burada ev meselesi. Ev meselesi şu an tabii bu işi hükümet çalışıyor. Biz de takip ediyoruz. Yanlış yapmaması için ona tavsiyelerde bulunacağız, denetleyeceğiz. Allah kime nasip eder, kim yapar onu zaman gösterecek ama bu konu önemli. Her insanımızın kendi yerinde yuvasını elde etmesi için yoğun bir gayret göstereceğiz ama şu şartla. Aynı hataları yapmayacağız. Şehrimizi güzel kurmalıyız. Hem sizlerin yaşayabileceği, hem sağlam, hem buranın maneviyatına, o güzel geçmişine yakışan bir şehir hayatı kurmalıyız. Bunun için de adım adım takip ediyor olacağız, bilin yani.